Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki yaşayan azınlıkların kendi inançlarını kendi örf ve adetleriyle yaşattıkları gibi Alevilerin de kendi inançlarını kendi örf ve adetleriyle yaşatmak mükellefi vardır. Eğer devlet kilisenin, sinagogun elektrik ve su parasını ödüyorsa, şart koşmuyorsa aynı şekilde Alevilerin de inanç yerlerini devletin maliyesinden ödemesi şart koşmaması gerekiyor. Ön şartsız. Çünkü bana devlet vergi alırken sen Alevisin %5 az öde veya %5 fazla öde demediği gibi eşit yurttaş davranıp vergileri de bütün vatandaşlara aynı şekilde aldığı gibi benim inanç merkezime de aynı şekilde ön şartsız ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Alevilerin önündeki çok büyük tehlikenin Cemevi ve Kültür Başkanlığı'nın çok büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bugün için Alevi köylerini her köyde en az bir tane cemevinin olduğunu, bu cemevlerin de kendi generasyonunun arasında dedelerinin olduğunu ve şu anda işi kör topal götürdüklerini düşünüyorum. Ama gelecek 5 ve 10 yılda bu generasyon göbek değiştirdiğinde, eğer bu dedelerimiz hakka yürüdüğünde orada dede olmayınca ne diyecektir Cemevi Kültür Başkanlığı? Dedenin aileni ben veriyordum. Burada yetişkin dedeniz yok. Dedeniz yetişene kadar ben size bir imam vereyim diyecektir. İmama atayacaktır oraya. Atadıktan sonra da diyecektir ki ya canım ne fark eder? Bu da sizi uyuyor. Siz de bunu uyun diyecektir. Yara asimilasyonunun vebalini o cemevlerine atayan dede ve oraya seçilen dedelerin boynunda bir nalet halkası olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca oraya geldikten sonra da bir imam atanırsa zaten o imam gitmez. Anlatabiliyor muyum? Ve o dedeler de bundan sonra o taliplerinin hizmetini yürütemezler. Hiçbir geçerliliği olmaz. Ayrıca Alevilerde dedelerin aylığını devletin vermesi ne demektir? Devlet bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinde kamunun yararlarına veyahut da kamunun istediği şekilde hareket etmediğinde ya görevden alınırsın, anlatabiliyor muyum? Ve istediği görevi yapmak mükellefindesin. Alevilikte rızasız yola gidilmez, rızasız lokma yenmezse o zaman onları arzu etmediği müddetçe halka bildirdiği zaman bu yolun düşkünüdür. Bunun önüne ne talip oturabilir, ne dara durabilirsin, ne de ikrar alabilirsin. Bu tamamen yol düşkünlüğüdür. Onun için ben hiçbir Alevi dedesinin devlet kurumlarından aylık almasını değil, taliplerinin verdiği lokmanın kendilerine hak olmasını düşünüyorum. Bir nizalı lokma vardır, bir de rızalı lokma vardır. Alevi dedelerinin rızalı lokmayı yemesini, nizalı lokmayı kendilerine layık görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadarki yaşantımda Alevi Bektaşi Federasyonu'nda inanç kurulunda iki dönem görev yaptığım dönem ve onun artı Pir Sultan Abdal Kültür Genel Merkezi'ndeki inanç komisyonunda aldığım görevlerdeki bana yapılan birikimler ve Avrupa'daki aldığım hizmetlerin etkisiyle söylüyorum. Ben hiçbir dedeye rıza lokmasının dışında niza lokmasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunda uygun görmüyorum. Onun için Alevi dedeleri sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi gerektiğini, lokmanın küçüğü de büyüğü de lokmadır. Lokma karın doyurmaz, şefaati artırır boyutuyla bugüne kadar kayım inancımızı dedelerimiz buraya nasıl getirdiyse, bu dağlarda nasıl yaşattıysa, bu insanlar bu dağlara nasıl akım ediyorsa biz de bu insanların gönüllerine dedemizin ve ebemizin bize bıraktığı mirası yapısını bozmadan sunmamız ve onların gönüllerini almamız gerektiğini inanıyorum.